Öğretiler 24. İnsanın kendiyle vakit geçirmesi yalnızlık değil. İnsanlar genellikle anlatılanlara değil gördüklerine ikna oluyorlar. Eski halimizden farklı olmak için sırtımızda eski halimizden yükleri taşımamak gerekiyor. Hayatın içinde uyanık olduğunda verimli ve üretken birine dönüşüyorsun. Zaman düşünürken ve mutluyken, özellikle de mutlulukla düşünürken çok hızlı geçiyor. Azdım, çoğaldım, çoktum, eksilmeyi öğrendim benliğimde. Varlığını hayat boyu hiç sorgulamamış insan ne kadar yaşamış sayılabilir ki? İnsan en çok yalanı sever. Yeter ki kimse inandığı yalanın bir yalan olduğunu söylemesin, hatırlatmasın ona. Bir şeyi bilmek, onu deneyimlemiş olmak farklı şeylerdir. Dünya çok büyük ama insanın dünyası düşünebildiği ve görebildiği kadar büyük. Doğal kaynaklar ya da coğrafyaya dayalı eski ekonominin yerini akla ve hayale dayalı yeni bir ekonomik üretim tarzı alıyor. İnsan düşünen bir sosyal varlık, bilmek, öğrenmek, paylaşmak istiyor. İnsan hayatta kalmak için son derece bencil olma potansiyeline sahip bir varlık. Özgünlük, kişinin hayat tarzını kendi seçtiği ve yönettiği hissetmesiyle ilgilidir. Anlamlılık, elde etmek kadar tadını çıkarmakla da ilgilidir. Nadiren insanlar başkalarının mutluluğunda mutluluk bulurlar. İnsanı anlamak için daima önce kendine bak. Her insan kendi geleceğini okuyabilir eğer içinde yaşadığı anı fark ederse. En iyi tabağı balık ya da et yerken kılçıkların, kemiklerin konduğu tabaktır. Müsvedde hayatlar yaşıyoruz, öylesine ciddiye almadan. Kitaplar insana hayal kurmayı öğretir. Dünya istediğin yönde gitmiyorsa sen gittiğin yönü değiştir. İnsan ne zaman yalnız kalır da düşünmeye başlarsa, yaşam dediğimiz şeyin tam olarak keyfine varabiliyor. Cebinde çok parası olan değil, güzel hikayeler biriktirmiş insanlar zengindir. Gerçekten de hayatımız bizim için kattığımız anlam, değerler ve güzellikler kadar dolu. İçin ne kadar boşaltıyorsak o kadar anlamsız ve değersiz her şey. İnsan zamanını durdurmak istediği yere aittir. Hayatım yanlış bildiğim bir trenle yaptığım upuzun bir yolculuktur benim için. Her durakta kendime bıraktığım doğrular bulmaya çalışıp durmuşumdur. İnsana bazı kelimeleri unutturarak onun da hayatını etkileyebilirsiniz. Kelimenizi koltuğun altına aldığınızda hayatın dümeninde artık biz varızdır. Astral seyahat sırasında bedenin değişik yerlerinde seyirmeler, kulakta çınlamalar ve tam ayrış anında ise çatırdama ya da buna benzer bir takım sesler duyulabilir. En basit tanımıyla duru görü, beş duyunun dışında eşyaları, olayları ve düşünceleri algılama ve görmedir. Bugün seslerin biyolojik ve psikolojik dengemizi bozabilen veya güçlendiren bir titreşim olduğu bilinmektedir. İnsan manyetizmi ısı, ışık, elektrik gibi enerjilere çok benzer. Manyetik enerjilerin yoğun olarak çıktığı bölgelerin başında eller gelir. Telekinezi uzaktan hareket anlamına gelir. Sahip olduğumuz tüm eşyalara biz bilmeden kendi enerjilerimizi yükleriz. Sosyalizm dünya geneline yansımış bir harekettir. ABD'deki üretim ve dağıtım sistemine kapitalizm denir. Kapitalist toplumda en büyük geliri elde eden, en çok çalışan değil, en fazla üretim aracına sahip olandır. Kapitalist toplumda insan kendi gereksinimlerini değil, başkalarına satılacak malları üretir. İşçinin ücret alarak aldığı ile ürettiği malın değeri arasındaki farkı artı değer denir. Kapitalist üretim halkın gereksinimlerini başlayıp bitmez. Parayla başlar, parayla biter. Rekabet her kapitalisti diğer kapitalistten daha ucuza mal üretmenin yollarını aramaya zorlar. Sermaye fazlalığı emperyalizmin temel sebebi işte buydu. Kapitalist sistem verimsiz, savurgan, irrasyonel ve adaletsizdir. Kapitalizmin en büyük savurganlığı savaştır. Birinci Dünya Savaşı'nın maliyeti 200 milyardır. Kişilik çatışmasını en yalın dilde ben-sen kavgası olarak tanımlayabiliriz. Şiddetli kıskançlık hiç kimseye güvenemeyen şüpheci kişilik yapısında görülür. İç huzuru daha kalıcı bir şey, mutluluk ise kuş kanadının çırpıntısındaki doruk noktalar. Eğer yaşadıklarımızdan, okuduklarımızdan, hatalarımızdan bir şeyler öğrenebiliyorsak, hayat bize güçlenme, gelişme fırsatı sunuyor. Yetkinlik, psikolojide genellikle çevreye uyum gösterebilme tarzı olarak geçer. Demir ilk zoolojik ansiklopedisini yazan kişidir. Fergani ekliptik meyli ilk defa tespit etti. Karikatür kişi tip ya da eğilimin abartılarak çizimidir. Karikatürün Osmanlı ile tanışması tazminatta başlamıştır. Farkındalık oluştukça farkındalığın çeşitli süreçlerini yaşadıkça acılarımızı, mücadelenizi geride bırakırsınız. Zihninizde sizin gerçekliğinizi yaratan aktif durumda bir inanç var. Mutluluğu bulmanın sırrı dilediğiniz her şeyi başarmaktır. Mağduriyet hissi içindekiler başkalarını suçlarlar. Kendinizi iyi incelerseniz sahip olduğunuz iyi, kötü, çirkin yönlerinizi keşfedebilirsiniz.
Minnettarlığa odaklandıkça minnet duygunuzda daha fazlasını sağlarsınız. Evren hızdan hoşlanır. Ortada bir fırsat varken, bir itki varken, ön sezgileriniz sizi dürterken harekete geçin. Bir niyetinizi dile getirdiğinizde bilinciniz, bilinçaltınız ve tüm bedeniniz tek istikamete yönelir. İnsan ne mevkiden, ne bilgiden, ne öngörüde olursa olsun geleceğini bilemez. Kişi ben dedikçe sen diyememekte ve bu yüzden empati hasletini aktive edememektedir. Değişilmez olmak için her zaman farklı olmalısınız. İyi liderlik ortalama insanlara daha üst düzeydeki insanların işin nasıl yapabileceklerini göstermeyi içerir. Problemler onları yaratan farkındalık seviyesinde çözülemez. Risk ne yaptığınızı bilmemekten kaynaklıdır. Bütün toplulukların birdenbire bir tek objeye odaklandıklarını ve onun peşinde kendini kaybettiğini görürüz. İnsan akışa rıza göstererek hayatın devinimini kabullenir. Onun beklenmedik iniş çıkışlarını benimser. Cizye İslam devletlerinde Hristiyan tebaadan alınan vergilerden biridir. Tayland günümüzdeki en zengin yakut yatağıdır. En değerli yakut Edwards yakutudur. Kişinin kendini cehaletini fark etmesi ve bu konuda bir şeyler yapması kişiyi gereksiz sorunlardan kurtaracaktır. Öfkenin tek çözümü onu kontrol etmektir. Bilgi olmak, hayata razı gelmek ve onu olduğu halde sevmektir. Sevinçli olduğunuzda onu paylaşmaya, başkalarına ve hatta hiç tanımadığınız kimselere bile iletmeye ihtiyaç duyarız. Şükran her şeyden önce hayata teşekkür etmektir. İnsan akışa rıza göstererek hayatın devinimini kabullenir. Onun beklenmedik iniş çıkışlarını benimser. Mutlu ve psikolojik olarak sağlıklı nesiller yetiştirmenin yolu çocuğun mizacına, fıtratına, kendine ait özelliklerine saygı duymaktır. Zeka tek bir boyutlu değildir. Her birey farklı derecelerde zekaya sahiptir. Her insanın kendisine has bir mizacı ve kişiliği vardır. İçinde yaşadığımız dünya, hız, haz ve hırs gerçek ihtiyaçlarımızı ve sade bir hayatı gölgelemekte, hayatımızı allak bullak edip tüketim çağının nesnesi konumuna indirgemekte, varoluş nedenimizi unutturmaktadır. Öğretiler devam edecek.